Hoş geldiniz yayınımıza. Çerkeş'teyiz bugün. Çerkeş ilçesinde Meslek Yüksekokulu ile ilgili sanıyorum bir toplantı gerçekleşti. Evet, neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki yıldan itibaren Meslek Yüksekokulu Çerkeş'te sanıyorum eğitim faaliyetine başlayacak. Biz göreve geldiğimiz dönem itibariyle Çankırı'nın bütün potansiyellerini, bütün kazanımlarını, yapılabilecekleri, fırsatlarını içeren bazı toplantılar gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz toplantılarda özellikle Çerkeş'in hem sanayi bakımından, nüfus bakımından, tarihi ve kültürel potansiyeli bakımından, aynı zamanda ulaşım olanaklarının çeşitliliği açısından önemli bir yerde olduğunu müşahede ettik. Dolayısıyla atıl durumda olan Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun Çerkeş'te kendi yerinde, kendi binasında, kendi ilçesinde hizmet vermesi için bazı çalışmalar yaptık. Özellikle YÖK'ün de hassasiyetini dikkate alarak Türkiye genelinde %90 ve üzeri doluluk oran bölümler üzerinde yoğunlaştık. Neticede eğer biz bu parametrelere dikkat etmezsek devletin kaynaklarını, imkanlarını verimli bir şekilde değerlendirmemiş olurduk. O yüzden bu manada Çerkeş Meslek Yüksekokulu'na iki tane program aktararak, yaşlı bakım ve hasta bakım programlarını aktararak tekrar faaliyete geçirme durumu söz konusu oldu. Bunun için de bina lazımdı. Biz özellikle ilçelerde binamızın merkezde olmasını, öğrencilerimizin rahatlıkla yürüyebilecek şekilde gidip gelebileceği yerler olmasını arzuluyorduk. Bu noktadaki talebimizi de Sayın Başkanımıza Hasan Sopacı Bey'e iletmiştik. Hasan Sopacı Bey de kendi belediye, mevcut belediye binasını bizlere tahsis edebileceğini ifade ettiler. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bazı tadilatlarla Çerkeş Belediyesi'ni Meslek Yüksekokulu'na çok rahat bir şekilde çevirebileceğimizi öngördük. Dolayısıyla ilk adımlarımızı aktardık, hallettik. İlk önce program aktarımını yaptık YÖK nezdinde. Daha sonra da hocalarımızın kadro aktarımını gerçekleştirdik. Şu aşamada 14'e yakın Çerkeş Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarıyla da bugün Çerkeş'te akademik kurul toplantımızı yaptık. İlklere vesile olmak güzel bir şeydir. Bu ilklerin neticesinde güzel işler çıkacağına da bizler inanıyoruz. Kaldı ki Çerkeş'in diğer ilçelere göre avantajları var. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirildiğinde öğrenci sayısının çok kısa zamanda 400'leri 500'leri bulacağına da eminiz. Çünkü öğrencilerin bulunduğu yerde hareketlilik vardır, yeni bir kültür ortamı vardır. Dolayısıyla öğrencilerimiz barınma problemini çözmüş ve kazanımlarını olacak bir ilçeye gelmeleri noktasında kendilerini de bu noktada mutlu olacağını bizler düşünüyoruz. Bu yönde de Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nu tekrar hayırlı olsun diyoruz. Peki önümüzdeki sezon hangi, kaç bölümde başlayacak? Önümüzdeki dönem Eylül döneminde yaşlı bakım ve hasta bakım programına biz 60'ar tane öğrenci alarak başlamak istiyoruz. Bunun yanında yine Çerkeş Meslek Yüksekokulu bünyesinde pasif olan harita ve kadastro bölümümüz vardı. Şu an oraya da öğretim elemanı alım işlemlerini başlatmış olduk. YÖK'ün kriterleri gereği öğretim elemanını belli bir sayı uğraştırdıktan sonra da oralarda yine öğrenci talebimiz söz konusu olacak. Yetiştirebilirsek, Ekim dönemine yetiştiremezsek bir sonraki döneme biz oraya da öğrenci alacağız. Böylelikle kısa zamanda 2 yıl içerisinde bir 400-450 öğrencinin potansiyelinin olacağı bir meslek okulu olacak. Tabii Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımızla görüşmelerimizde ilerleyen dönemde için kalıcı bir meslek yüksekokulu binasının olması gerektiği noktasında istişarelerimiz oldu. Sağ olsunlar Sayın Başkanımız da bu doğrultuda bizlere taahhüt etti. En kısa zamanda yeni bir meslek yüksekokulu binasının yapılmaya başlanacağını ifade etti. Kendilerine bu noktada biz proje desteği vereceğiz. O projeye göre de binalarımızın temeli atılacak. Kalıcı bir eser hep beraber bırakmış olmanın mutluluğunu diyeceğiz. Peki önümüzdeki süreçte bu bölümler ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında mı olacak yoksa farklı bölümler, çeşitlilikler barındıracak mı? Çerkeş Meslek Yüksekokulumuz çeşitli bölümleri içeren multidisipliner bir meslek yüksekokulu. Burada bizim esas amacımız tabii bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini de dikkate alacak şekilde Türkiye genelinde öğrencilerin rağbet edebileceği bölümler üzerinde yoğunlaşmak. Bu yönüyle de multidisipliner olacağı için şu an sağlık alanında biz program aktarımı yaptık ama aynı zamanda harita kadastro gibi teknik alanda olacak. Aynı zamanda hayvansal ve bitkisel üretim gibi yörenin potansiyelleri doğrultusunda da birimlerimizi, bölümlerimizi açacağız. Biz özellikle açtığımız birimlerin faal olmasını istiyoruz ve sürekli hizmet etmesini istiyoruz.
hem öğrencilerin burada kazanımlarının olmasını bekliyoruz. Hem aynı zamanda da ilçede bir eğitim, bir yüksek öğretim kurumunda faaliyet göstermesini istiyoruz. Ve aynı zamanda Çerkeş Meslek Yüksek Okulu bizim üniversitemiz için de bir batıya açılan kapı olarak değerlendirilecektir. Çünkü konum itibariyle Karabük, Bolu, Ankara Kızılcahamam, aynı şekilde Kastamonu'nun birçok ilçelerine yakın bir yer. Bu nedenle buralardaki çalışmalarla da buradaki öğrencilerin de rahatlıkla gelip okuyabileceği bir merkez olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Biz her fırsatta yanımızda olan siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ve buradan Çerkeşlere sesleniyorum. Bu hakikaten önemli ve tarihi bir gün. Bugüne katkı yapan başta Belediye Başkanımız Hasan Sopacı Bey'e, Sayın Kaymakamımıza, milletvekillerimize, emeği geçen tüm değerli dinamiklerimize buradan teşekkür ediyorum. İnşallah Çerkeş Meslek Yüksek Okulu Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin de yüz akı olacağını inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Çerkeş'teyiz bugün. Çerkeş ilçesinde Meslek Yüksek Okulu ile ilgili sanıyorum bir toplantı gerçekleşti. Evet, neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki yıldan itibaren Meslek Yüksek Okulu Çerkeş'te sanırım eğitim faaliyetine başlayacak. Biz göreve geldiğimiz dönem itibariyle Çankırı'nın bütün potansiyellerini, bütün kazanımlarını, yapılabilecekleri, fırsatlarını içeren bazı toplantılar gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz toplantılarda özellikle Çerkeş'in hem sanayi bakımından, nüfus bakımından, tarihi ve kültürel potansiyeli bakımından, aynı zamanda ulaşım olanaklarının çeşitliliği açısından önemli bir yerde olduğunu müşahede ettik. Dolayısıyla atıl durumda olan Çerkeş Meslek Yüksek Okulu'nun Çerkeş'te kendi yerinde, kendi binasında, kendi ilçesine hizmet vermesi için bazı çalışmalar yaptık. Özellikle YÖK'ün de hassasiyetini dikkate alarak Türkiye genelinde %90 ve üzeri doluluk oran bölümler üzerinde yoğunlaştık. Neticede eğer biz bu parametrelere dikkat etmezsek devletin kaynaklarını, imkanlarını verimli bir şekilde değerlendirmemiş olurduk. O yüzden bu manada Çerkeş Meslek Yüksek Okulu'na iki tane program aktararak, yaşlı bakım ve hasta bakım programlarını aktararak tekrar faaliyete geçirme durumu söz konusu oldu. Bunun için de bina lazımdı. Biz özellikle ilçelerde binamızın merkezde olmasını, öğrencilerimizin rahatlıkla yürüyebilecek şekilde gidip gelebileceği yerler olmasını arzuluyorduk. Bu noktadaki talebimizi de Sayın Başkanımıza Hasan Sopacı Bey'e iletmiştik. Hasan Sopacı Bey de kendi belediye, mevcut belediye binasını bizlere tahsis edebileceğini ifade ettiler. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bazı tadilatlarla Çerkeş Belediyesi'ni Meslek Yüksek Okulu'na çok rahat bir şekilde çevirebileceğimizi öngördük. Dolayısıyla ilk adımlarımızı aktardık, hallettik. İlk önce program aktarımını yaptık YÖK nezdinde. Daha sonra da hocalarımızın kadro aktarımını gerçekleştirdik. Şu aşamada 14'e yakın Çerkeş Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanlarıyla da bugün Çerkeş'te akademik kurul toplantımızı yaptık. İlklere vesile olmak güzel bir şeydir. Bu ilkler neticesinde güzel işler çıkacağına da bizler inanıyoruz. Kaldı ki Çerkeş'in diğer ilçelere göre avantajları var. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirildiğinde öğrenci sayısının çok kısa zamanda 400'leri 500'leri bulacağına da eminiz. Çünkü öğrencilerin bulunduğu yerde hareketlilik vardır, yeni bir kültür ortamı vardır. Dolayısıyla öğrencilerimiz barınma problemini çözmüş ve kazanımlarının olacak bir ilçeye gelmeleri noktasında kendilerini de bu noktada mutlu olacağını bizler düşünüyoruz. Bu yönde de Çerkeş Meslek Yüksek Okulu'nu tekrar hayırlı olsun diyoruz. Peki önümüzdeki sezon hangi, kaç bölümde başlayacak? Önümüzdeki dönem Eylül döneminde yaşlı bakım ve hasta bakım programına biz 60'ar tane öğrenci alarak başlamak istiyoruz. Bunun yanında yine Çerkeş Meslek Yüksek Okulu bünyesinde pasif olan harita ve kadastro bölümümüz vardı. Şu an oraya da öğretim elemanı alım işlemlerini başlatmış olduk. YÖK'ün kriterleri gereği öğretim elemanını belli bir sayı ulaştıktan sonra da oralarda yine öğrenci talebimiz söz konusu olacak. Yetiştirebilirsek, Ekim dönemine yetiştiremezsek bir sonraki döneme biz oraya da öğrenci alacağız. Böylelikle kısa zamanda 2 yıl içerisinde 400-450 öğrencinin potansiyelinin olacağı bir meslek yüksek okulu olacak. Tabii Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımızla görüşmelerimizde ilerleyen dönemde için kalıcı bir meslek yüksek okulu binasının olması gerektiği noktasında istişarelerimiz oldu.
Sağ olsunlar, Sayın Başkanımız da bu doğrultuda bizlere taahhüt etti. En kısa zamanda yeni bir meslek yüksek okulu binasının yapılmaya başlanacağını ifade etti. Kendilerine bu noktada biz proje desteği vereceğiz. O projeye göre de binalarımızın temeli atılacak, kalıcı bir eser hep beraber bırakmış olmanın mutluluğunu diyeceğiz. Peki önümüzdeki süreçte bu bölümler ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında mı olacak, yoksa farklı bölümler, çeşitlilikler barındıracak mı? Çerkeş Meslek Yüksek Okulumuz çeşitli bölümleri içeren multidisipliner bir meslek yüksek okulu. Burada bizim esas amacımız tabii bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini de dikkate alacak şekilde Türkiye genelinde öğrencilerin rağbet edebileceği bölümler üzerinden yoğunlaşmak. Bu yönüyle de multidisipliner olacağı için şu an sağlık alanında biz program aktarımı yaptık ama aynı zamanda harita kadastro gibi teknik alanda olacak. Aynı zamanda hayvansal ve bitkisel üretim gibi yörenin potansiyeller doğrultusunda da birimlerimiz, bölümlerimizi açacağız. Biz özellikle açtığımız birimlerin faal olmasını istiyoruz ve sürekli hizmet etmesini istiyoruz. Hem öğrencilerin burada kazanımlarının olmasını bekliyoruz, hem aynı zamanda da ilçede bir eğitim, bir yüksek öğretim kurumunda faaliyet göstermesini istiyoruz. Ve aynı zamanda Çerkeş Meslek Yüksek Okulu bizim üniversitemiz için de bir batıya açılan kapı olarak değerlendirilecektir. Çünkü konumu itibariyle Karabük, Bolu, Ankara, Kızılcahamam, aynı şekilde Kastamonu'nun birçok ilçelerine yakın bir yer. Bu nedenle buralardaki çalışmalarla da buradaki öğrencilerin de rahatlıkla gelip okuyabileceği bir merkez olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Biz her fırsatta yanımızda olan siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ve buradan Çerkeşlere sesleniyorum. Bu hakikaten önemli ve tarihi bir gün. Bugüne katkı yapan başta Belediye Başkanımız Hasan Sopacı Bey'e, Sayın Kaymakamımıza, milletvekillerimize, emeği geçen tüm değerli dinamiklerimize buradan teşekkür ediyorum. İnşallah Çerkeş Meslek Yüksek Okulu Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin de yüz akı olacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Meslek Yüksek Okulu Çerkeş'e kazandırıldı tam anlamıyla. Siz de binanızı sanıyorum üniversiteye tahsis ettiniz. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Öncelikle Ercan Bey, ilginize teşekkür ederim. Vuslat abi, ilginize teşekkür ederim. Mustafa abi, haberci olsun, ilginize teşekkür ederim. Çerkeş'in tarihi bir günde bizleri yalnız bırakmadınız. Buradaki tarihi günü bütün vatandaşlarımıza buradan sizler aracılığıyla hatırlatmış olacağız. Çerkeş Meslek Yüksek Okulu bugün Meslek Yüksek Okulu bölümlerinin öğretmenleriyle birlikte rektör hocamız çalışmasını Çerkeş'te belediye toplantısında yaptılar. Şimdi bu Fişekalı Konağı'nda birlikte yine sohbet ediyoruz. Fişekalı Konağı'da üniversitemiz hayırlı olsun. Rektörlük inşallah güzel bir ortamda, hayırlı bir ortamda ve çok daha güzel günlerde burayı kullanmayı nasip eder. İlçemiz 2015'ten beri üniversitesine biliyorsunuz hasretle bekliyordu. YÖK 10 bin nüfusu aşması halinde üniversitenin Çerkeş'e verilebileceği Karatürk Üniversitesi rektör hocamın o zaman İbrahim Bey'in de söylemiyle 10 bin aşmasıyla mümkün olduğunu söylemişti. Biz de Çerkeş'in 10 bin nüfusu aştığını tabii ki belirterek müracaatımızı yaptık. YÖK onadı. Karatürk Üniversitesi'nin Çerkeş Meslek Okulu seramik bölümüne açılmıştı biliyorsunuz. Ama 2016 yılındaki o hain FETÖ darbe girişimiyle Çerkeş'teki Meslek Okulu Çankırı Merkez Eğitim'e alındı. Orada o günden bugüne devam ediyor. Bizim hayalimiz ilçemizdeki Çerkeş Meslek Okulu üniversitemizin bünyesinde Çerkeş alınmasıydı. Bugün sizin kanalınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın Rektör Hocam Harun Çiftçi Bey'in hakikaten çok doğru bir girişimiyle ilçemizde bugün Çerkeş Meslek Okulu eğitim hayatına başlamış oldum. Kendilerine huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum hocama, saygıdeğer öğretmenlerimize, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ki yıllardır beklediğimiz bir olaydı, bugün gerçekleşti. İnşallah bundan sonra görev ve iş bizim sırtımızda, halkımızın sırtında. Çerkeş halkına buradan seslenmek istiyorum. Merkezde yaşayan,
köylerde yaşayan ve şehir dışında yaşayan tüm Çerkeş halkımıza üniversitede sahip çıkması, meslek yüksek okulu sahip çıkması, bunu büyütmemiz, geliştirmemiz, ne kadar çok geliştirdiğimizde ilçemize ne kadar çok katkı vereceğini hepimiz biliyoruz. Onun için mevcutta bizim şu an belediye binası olarak kullandığımız Abdülkadir Aydemir ağabeyimizin yaptırmış olduğu bu belediye binası, nihayetinde belediye binası icraatını tamamlıyor, üniversite binası olarak devam edecek. Fakat bu alan üniversitenin gelişimi için uygun bir alan değil. Küçük geleceğini biliyoruz. Bölümler açıldığında rektör hocam bunu sürekli dile getiriyor. Çerkeş Meclisi Kurulu Müdürümüz Bedir Hocam da sürekli dile getiriyor. Diyor ki burası Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve burada bu yüksek okul Karatik Üniversitesi'nin de bir yüz ak olacaktır. Gelişim, mutlaka gelişimini ümitle bekliyoruz ve gelişecektir. Onun için yeni kampüslerin burada yapılması gerektiği söyleniyor. Onun için yerimizi hazırlıyoruz, projemizi hazırlıyoruz. Yeni bir üniversite, Çerkeş Meslek Okulu, Yüksek Okul Kampüsü yapacağız. Bunun için çalışmaları bu sene başlattık. Çünkü çabuk olmamız gerekiyor. Buradan tüm Çerkeş halkına şunu söylemek istiyorum halkımıza. Bu burada yapılacak kampüse herkesin yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz. Biz proje aşamasında üniversite hocamızdan destek alıyoruz. Sonrasında yapımını biz kendimiz üstleneceğiz. En kısa zamanda yaptığımızda üniversitemizin hakikaten herkesi şaşırtan bir geleceğe büyümesi olacağını düşünüyoruz. Bunun için de tüm Çerkeşlerimizi bu Çerkeş Meslek Yüksek Yurtları ve eğitim alanı kampüsü yapmaya davet ediyorum. Peki yeri hazır mı? Evet, hazır. Yeri hazır, her şey hazır. Vizyonumuz hazır, projeksiyon hazır. İnşallah kafamızda birçok şeyler oluştu. İcraata geçme zamanı. Nasıl Karatekin Üniversitesi, rektör hocam, üniversite bize güvenip Çerkeş'e, ilçeye eğitim için en iyi bölümleri gönderdi ve bundan sonra çok daha iyi bölümleri geleceği bize sözünü verdiyse, biz de o sözün arkasında duracağız, altında kalmayacağız. En iyi kampüsü ilçemize, örnek bir kampüsü kazandırmak istiyoruz. Peki binayı ne zaman teslim edeceksiniz? Şimdi belediye binasını ne zaman boşaltacaksınız? O tarihler belli olur mu? Biz protokolümüzü yaptık biliyorsunuz. Şu an bizim belediye binamız üniversitemize tahsil edildi. Haziran 15 itibariyle de biz üniversitemize binayı teslim edeceğiz. Peki belediye hizmetleri için siz nerede olacaksınız? Çadıra çıkacağız. Yani şöyle, tabii ki şaka yapıyorum. Yeni bir çarşı yapıyoruz biliyorsunuz. Bu çarşı içerisinde bir ürün pazarı, sebze pazarı var. Bunun üst katında, alt katında soğuk depoları, müşteminatı var. Üst katında da başka alanlar var. Büyük bir alan. O alana şu an hazırlayıp oraya geçmeyi düşünüyoruz. Öncesinde ışıklar konağıydı. Sonra yeni yaptığımız, biliyorsunuz, itfaiye binasının alanı vardı. Orada yapacaktık. Tabii her gün bir karar, yeni bir fikir gelişiyor. En doğrusunu karar verip oraya belediye taşıyacağız. Muhtemelen de ürün pazarımız üzeri olacak gibi duruyor. Ama kesin değil. Yalnız kesin olan bir şey var. Ayın 15'inde biz inşallah üniversiteye belediye binamızı teslim edeceğiz. Geçici bir süre. Yeni belediye binamız da şu an yapılıyor. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni belediye binasına kadar en kötü ihtimal dediğim gibi çadırda da icraatımızı yaparız. Önemli olan üniversitenin içerimize eğitime başlaması. Tabii siz büyük bir mücadele verdiniz bu meslek yüksek okulunun, evet, burada eğitim öğretimi için. Şimdi sanıyorum öğrenciler geldiği zaman da nasıl bir duygu yaşarsınız ondan merak ediyoruz doğrusu. Yani buradan ben Çerkeş halkına şunu söylemek istiyorum, halkımıza şunu söylemek istiyorum. Önemli, buraya gelecek öğrencilerimizi sahiplenelim. Onlar bizim çocuğumuz, onlar bizim kardeşimiz. Onlar nasıl kardeşimize, çocuğumuza davranıyorsak onlara da öyle davranalım ki biz Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yüz akı bir Çerkeş olalım. Peki son olarak kampüs yerini buradan bizim aracımıza duyurmak ister misiniz? Yoksa şimdilik saklı mı kalsın? Yok, saklanacak bir şey yok ya. Birkaç tane alternatif var ama kesinleşmeden bunu söylemek doğru değil. İnşallah kesinleştiğinde zaten projelerimizi inşaata başladığımızda sizin kanalınıza, halkımıza duyururuz bunu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii üniversitemiz şu an bugün itibariyle kurulu toplandı, icraatımıza başladı. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Şunu söylemek isterim. Bizim Çerkeş Meslek Yüksek Okulu tercih edecek olan gençlerimizi ilçemizde barındırmaktan, misafir etmekten mutluluk duyacağız. Onları biz
bekliyoruz inşallah ve onların mutlu olacağı ve burada hani huzurla yaşayacağı, eğitim alacağı bir Çerkeş'te zaten şu an oluşturmaya başladık. Kültür merkezleri, işte yeni çarşımız, yeni belediye binamız, yeraltı otoparkından tutun da mesire yerlerine kadar birçok konuda biz Çerkeş ilçemizi o sosyal donatılarla üniversitemizin gelişimi için iki taraflı yürütüyoruz. Organ sanayi bölgemiz hızla büyüyor, nüfusumuz hızla artıyor, yeni konutlar hızla yapılıyor. Bunlarla beraber inşallah hızımıza, vatandaşlarımıza destek bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bir sorumuz var. Sorabilir miyiz acaba? Buyurun Mustafa abi. Sayın Başkanım, Çerkeş ilçemiz bir şantiye alanına döndü. Çerkeş ilçemiz Hasan Sobacı'yla kabuğunu kırdı. Çerkeş ilçemiz Hasan Sobacı'yla Çankırı nüfusunun yarısına ne zaman ulaşabilir? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Çerkeş büyüdü. Bundan sonraki projeleriniz nedir? Hayata geçirmek istediğiniz? Sürprizleriniz var mıdır? Yani Mustafa abi şöyle, Çerkeş büyüdü derken doğru, Çerkeş büyüyor, kabuğunu kırıyor, katılıyorum. Ama Çerkeş kadim bir medeniyet. 1500'lü yıllarda 5 tane mahallesi olan bir ilçe burası. Osmanlı'nın 71. Osmanlı İmparatorluğu'nun 71. Ziraat Mahallesi burada kurulmuş. 1860 yılında biz ilçe olmuşuz. Yani çok eski bir ilçeyiz, tarihi bir ilçeyiz. Bunun bizim köklü medeniyetimiz var. Gastronomi kültürümüz var, söz ürünlerimiz var. Çankırı söz ürünlerinin bugün yaklaşık yarısına yakını Çerkeş'in. Bunları biliyoruz. İşte bu kadim tarihini bir zamanla nüfus olarak da tabii ki biraz geri gitmişiz. Çankırı'la hemen hemen aynı nüfus olan Çerkeş, şu an Çankırı nüfusu çok fazla, bizim nüfusumuz çok az. Biz kimseyle yarışmıyoruz, kimseye iddialaşmıyoruz. Çankırı bizim ilimiz. Biz Çankırı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ama biz şunu biliyoruz ki, Hasan Sopucu'ya bunu defa söylüyorum. Çankırı sadece merkezde büyümez. Çankırı ilçeleriyle, köyleriyle birlikte büyüyecektir. Hatta Çankırı dışarıya göç veren tüm hemşehrilerimizin ortak aklı ve fikri ve vizyonuyla büyüyecektir. Ben bunu biliyorum. Bunu özellikle sizin kanalınızda bütün Çankırı hemşehrilerime ifade etmek istiyorum. Kıskançlık yok. Sadece birliktelik, omuza omuz verme ve ilimizi topyekun kalkındırma var. Bunda işte D100 alanında Çerkeş tabii belli bir gelişim hızına yakaladı. Göç alıyoruz ciddi manada. Sosyal donatılarla ciddi bir şantiye doğru, yani çok ciddi büyük bir şantiye şu an Çerkeş'in her tarafı. Bundan ortak akılla, vizyonla bütün Çankırılar gurur duyacağından eminim. Biz de Çankırı olmaktan gurur duyuyoruz Mustafa abicim. Hasan Sobacı Başkanımız olarak bu başarılı çalışmalarının gücünü nereden arıyorsunuz? Memleket sevdası. Memleketimi seviyorum, halkımı seviyorum. Bu memlekette doğdum, bu memlekette büyüdüm, bu memlekette öleceğim inşallah. Onun için bu memlekette çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel hediye çalışmak, çalışmak, çalışmak. Boşa vakit geçirmeden gelecek nesillere en iyi Çerkeş'i, Çankırı'yı vermek. Bunun için çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.